28 Şubat, 6 Mart, Mart'ta geldi değerli takipçilerim. Sevgili takipçilerim, evet hem keyifli hem güzel bir hafta sizlerle birlikte olsun. Hayalleriniz, umutlarınız, enerjiniz neyse Rabbim size bu güzelliklerle nasip etsin diyorum. Ve başlıyorum sevgili koçlar, enerjinizin çok bu hafta çok yoğun olacağı, keyif alacağınız bir nokta, işlerinizle alakalı hedeflediğiniz istikrarda devam ettiğiniz takdirde başarınız, size ait noktalar ve belirlenmesi gereken birçok şey sizin hedefinizde olacak. Ben sizlerle alakalı yeni bir iş, yeni bir oluşum, yeni fikirler için bu hafta çok fazla iletişim kuracağınız ortak işleriniz, eşiniz, aileniz ve aynı fikirde olup iş değişimi, farklı alanda kendini ispatlamak için, başlamak için çok doğru bir hafta. Çünkü artık siz kendinize ait özgürlüğü, hedeflediğiniz noktayı en iyi şekilde başarmak istiyorsunuz ve kendinize iş kurmak, yeni alanda olmak ve olmak istediğiniz yer için size fırsatlar sunulacak. Özellikle 4-5 Mart bu fırsatlar için çok doğru bir süreç ve 7 Mart'tan sonra da yeni işiniz, yeni düşünceniz hayırlı olsun diyorum. Sabit bir alanda çalışıyorsanız işinizle ilgili bazı aksilikler, yer taşınması, yer değişmesi yeni oluşacak ama sizin konumunuzda değişik bir şey olmayacak. Bulunduğunuz alanda çok rahat bir süreç hayatınızı belirleyecek ve bu da sizi mutlu edecek diyorum. Kurumsal bir firmada çalışıyorsunuz ve hala işinizle alakalı belirsiz giden noktalar için özellikle 3'ü ve 4 Mart itibariyle yöneticiniz, bulunduğunuz alandaki konuşmalar, duyacağınız olaylar sizin motivasyonunuzu daha çok arttıracak ve hak ettiğiniz nokta için de şu an sırası, hadi konuş, maaşın, düşüncen için kendini doğru ifade edeceğin bir evre. Yalnız devlette çalışıyorum. Devlet içinde ve büyük bir kurumsalda farklı bir noktayı arayışı içerisindeyseniz bu dönem imkansız diyorum. Bunun için Nisan ayına ihtiyacınız var. Şu an böyle bir karar verdiğiniz takdirde ciddi anlamda işinize, ekonominize, ev ekonominize zarar verebilirsiniz. Bu da sizi çok fazla yıpratabilir diyorum. Yurt dışı seyahati ya da iş gereği gitmeniz gereken seyahatler için çok güzel değişim noktaları söz konusu olacak. Fırsatlar bu doğru noktayı değerlendirdiğinizde Mart sonundaki bu evraklar sizin yurt dışı ile ilgili yapacağınız anlaşmalar ve yapılacak sistemler için bu hafta başvurularınız gerçekleşecek. Onay için Mart sonunuzu beklemeniz sizin için daha aydınlık gözüküyor. Bulunduğunuz noktadan farklı bir kurumsal ya da farklı bir devlet için yer değişimi bekleyenler için evet bu dönem bu tarz fırsatlar var ama birileriniz kulağına su kaçırarak değil yazınızı, enerjinizi doğru ifade ederek belirlerseniz sizi bu konuda da ama birine bir şey söylerseniz işinize köstek olabilirler. Dikkat diyorum. Bu ara iş yerinize borçlu olduğunuz ya da iş çevrenizden alacak verecek mevzularla ilgili biraz gergin bir süreç. Haklarınızda yani alacak verecek iş arkadaşlarınızdan alabilecek mevzularınız varsa bu hafta için bunları biraz daha ertelenebilir, verilmeyebilir. Panik yapmanıza gerek yok. Kendi işini yapanlarda bu dönem parasal evrede hızlanma, ekonomik evrenizi daha güçlü hissedeceğiniz, kendine ait noktada yeni planlayacağınız noktalar, ortağınızla ilgili ters düştüğünüz noktalarda başarı ve aydınlık var. Bu hafta işinize odaklanmanız doğru. Kendi işini yapan, kendi işini kurmak isteyenler için de güzel fırsatlar, yenilikler var. Sadece ödemelerle alakalı bazı aksiliklerle karşı karşıya olabilir. Mecburen borç almanız gerektirebilir. Bu hafta borç almadan bu olayı çözümlenmeniz bir dahaki hafta daha rahat bir iş evrenize tamamlamanızı gösteriyor. Yurt dışında çalışıyorsanız, yurt dışından Türkiye ya da yurt dışına gitmek istiyorsanız fırsatlar var. Değerlendirmenizi öneriyorum. İlişkiniz geri dönecek mi derseniz farklı fırsatlar, keyifli enerjiler, yakın dostlarınızla eğleneceğiniz vakitte yeni tanışmalar, yeni flörtler var. Geçmiş ilişkinizi kenarda tutmanızı, yeni fırsatlar evrenizde olmanızı öneriyorum. Çok uzun soluklu ilişkilerde de birbirinize tekrar tekrar aileyi ikna etmeniz lazım. Çünkü burada bir aileye tuz kaçırdı. Karışık karışık olaylar dönüyor. O yüzden ailenizde olan enerjiyi düzeltmenizi öneriyorum. Evli çiftlerimiz için de uzun süredir yaşadığınız sorunlar
biraz daha sakinlik olsa da daha geçmişe ait sorunları çözmediniz. O yüzden şu an sessiz atın tekmesi sert olur. O yüzden yavaş yavaş sorunlarınızı dile getirmenizi, eğer ki geç kalırsanız çok ciddi tartışmalara açık olacağınız bir nokta söz konusu. Sevgili koçlar, özellikle evlilik konusunda bir türlü boşanmayı ikna edemediğiniz eşiniz ya da hanımınız varsa, bu ara kafa dağınıklığı var. Kurtulmak için çok doğru bir dönem. Hadi fırsatını yakaladın, yoluna bak diyorum. Özellikle mutlu olan çiftlerimiz ya da mutsuz olan çiftlerimiz için ev konularımız daha yoğun olacak. Ev araştırması, yeni bir eve taşınmak, yeni bir oluşum içerisinde olacaksınız. Ve bu sizin için hayırlı olacak. Yani evde ne kadar hırala gürele varsa da tapu ya da evraklar için güzel bir dönüşüm yaşayacaksınız. Sevgili gençler, duygusal olarak bu ara sizi yaralayan ilişkileriniz olabilir. Özellikle okuyan gençlerimiz. Eğitim konusunda da hiç ruhunuz çalışmak istemeyebilir. Lütfen eğitiminize önem verin. Evinizde genç kız ya da geç oğlu olan anne ve babalara sesleniyorum. Çocukların üzerine gereksiz kavga eder gibi konuşmayın, sakin bırakmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, uzun süredir hayaliniz vardı köydeki evi yapmak, yazlık gibi. Bu ara bunu ikna edebilir, bu yatırımı yapabilirsiniz. Sizin de sol diş etinizde iltihap olabilir. Sevgili tüm koçlar, sol dişinizde iltihap olabilir. Ağız aflarımız söz konusu olabilir. Mide asitlerimize dikkat edeceğiz. Uzun süredir de hastanede riskli bir tedavi görenin daha riski artacak. Şimdiden dikkate almanızı öneriyorum. Mutlu haftalar, güzel martlar, umutlar sizlerle olsun. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Yalnız geçtiğimiz ay, yani Şubat ayı, devam eden Şubat ayı sizin hayatınızda son stresli günü yansıtacak. Şubat'taki borçlarınız ya da Şubat'taki işleriniz için Mart ayı oldukça daha stresli, daha yoğun. Yeni anlaşmalar, yenilikler, büyük fırsatlar için inanılmaz güzel enerji sağlayacak ve bu enerji size işinizde başarı ödüllenmeniz ve uzun süredir iş arıyorsanız bile bu Mart ayı sizin iş umutlarınızın daha yüksek olacağı bir nokta. Yani gözünüze iş konusunda dört gözle açmanızı, tavsiyeleri ve sizlere verilen iş imkanları ile ilgili doğru değerlendirmenizi inanıyorum. İnanmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu alacağımız işler, yapacağımız projeler kalıcı ve sizi daha güvende hissedecek. Çünkü uzun süredir iş konularında yorucu ve stresliydi. Artık daha rahat, daha sakin, daha sağlam işlerle baş başa kalacaksınız. Bunlar da size güç, oluşum yaratacak. Sabit bir işte çalışıyorsanız, işte bir değişim yok ama maaşınızla ilgili ufak tefek sözler söylenecek, vaatler size mutluluk verecek diyorum. Kendi alanında, kurumsal bir noktada, finans, ekip arkadaşlarınızla üretim ve satış alanında çalışanlar için bulunduğunuz noktada bir yaygara kopması, gergin haller, yöneticilerinizin yaratacağı kaoslara hazır olun ama bu bir disiplin etme mantığında harekete geçilecek. Eğer bu disiplini başarıyla atlatırsanız büyük bir aydınlık, ama bu ara sizin kafa yapınız sakinlik istediği için ani refleksler gösterirsiniz. İşinizle ilgili krizler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili evraklarınız ya da yurt dışı ile ilgili yoğun iş temponuz bu hafta sizin. Altyapınızla ilgili planlar, evraklar olumlu şekilde gelecek. Mümkün olduğu kadar bu planladığınız evraklar, hayata geçirmek istediğiniz yurt dışı ile ilgili hedeflediğiniz noktalarda hem gidiş evraklarınız hem geliş evraklarınız yoğun olacak ve siz kendinizi burada daha, hani şöyle söyleyeyim, daha kendinizi ispatlayacağınız, daha verimli bir nokta alacaksınız. Bence hayatınızda hiç bu kadar huzurlu bir hafta geçireceğinizi düşünmüyorum, yurt dışı ile ilgili fikirleri olan. Kurumsal bir alanda yer değişimi beklentiniz varsa bu hafta asla öyle bir şey olmayacak. Siz yerinizi kontrol edin, çünkü üst düzeydeki yeni gelecek insanlar birçok insanın işini rahatsız edebilir. Patronlarınız biraz işçi çıkartma, parasal evde de bazı sıkıntı yaratacağı için herkes böyle bir dört gözle bende mi sıra diye düşünebilirsiniz. O yüzden disiplin kuralınızı asla bozmamanızı öneriyorum. Bir de devlette çalışan ya da devletten ayrılıp kendine iş yapmayı düşünen sevgili devlet memurlarımıza sesleniyorum. Şu an öyle bir hata yapmayın. İşinize sağlam adapte olun. Çünkü eğer işinizi kaybedip ortaklı bir iş yaparsanız maddi kayıplarınız ve size zarar verebilir. Ha, ortaklı iş yapmak istiyorsanız işinizden ayrılmadan yapın, kazançlı olacaksınız.
Ama sadece gücünüzü ve enerjinizi bulunduğunuz noktaya aktarmayı düşünüyorsanız kendi alanımda zarar edersiniz diyorum. Uzun süredir ortaklı işlerde bazı çözülmesini istediğiniz borçlar, kredilerle ilgili çok güzel imkanlar sizi bekliyor. Hatta ev kredisi düşünen ya da ev almak isteyenleri bu hafta geride tutmanızı istiyorum. Çünkü kredilerin çok fazla yüksek oluşundan ödemelerde aksilikler yaşayabilirsiniz. Bu ara evinizi satmayın, ev almak için acele etmeyin. Mart'ın sonunu beklerseniz daha sevinirim. Bugün alırsanız kredi ödemelerle ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz diyorum dedim bile. Kendi işini yavaş yavaş büyütmek, yeni fikirler oluşturmak isteyen değerli boğalara, evet bu iş yapınızın altyapısını oturtun ama aynı mantıkta devam edin. Çok fazla kendinizi hedeflere kitlemeyin. Yavaş yavaş burası büyüyüp markalaşacak. Özellikle sosyal medya ağınız, e-ticaret işletmeniz varsa çok güzel ufak ufak gelirler sizin marka olmanızı sağlayacak. Bu ara spiritüel düşünceler, farklı eğitimler, yabancı dil eğitimleri alabilir. Kendinizi farklı mesleklerde yapmak isteyen sevgili boğalar tam zamanı. Yapmak istiyorsanız hiç olumsuz bir şey görmüyorum. Haydi yap kendini enerjini değiştir istiyorum. Aşık olmak ve ben aşkla var olmak istiyorum diyorsanız şöyle bir haritanız. Evet, bu Mart ayı sizi destekleyecek bir boğa ayı. Yani gökyüzü size uyarı verir. Aşık olabilir. Kendinize yenilikler yapabilirsiniz. Hiçbir şey abartmadan. Geçmiş ilişkinizden haber gelecek. Bu can sıkıcı sözler, geçmiş anılar sizi depresyona sokmasın. Yeni fırsatlar var ama geçmişle ilgili de içinizdeki ukde geride kalacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Uzun soluklu ilişkilerde bu hafta daha çok birbirimize ait oturacağımız yer, iş konusunu değiştirelim, farklı bir alana geçelim, parasal ekonomimizi toparlayalım, öyle ailemizle bir araya gelelim diyeceğimiz bir noktamız var. Bu ara evimizde bekar kızımız, genç, olgun bir 30 yaş grubunda gencimiz varsa evlilik teklifi alacak ve bu evliliği hızlı bir şekilde hayata geçireceksiniz. Bununla ilgili huzursuzluk yok. Sevgili evli boğalar, bu ara sakin ruhunuz ilişkinize de yansıtacak. Tartışmalar, gergin haller, birbirimizle alakalı iletişimi yumuşatacağımız bir hafta. Hatta uzun süredir çocuklarla vakit geçirememe, hafta sonu bunlarla geçireceğiniz vakit ilişkinizin tekrar sağlamlaşmasına, eksik olan taşlara oturmanıza yardımcı olacak. Uzun süredir de evi taşınmak istiyorsanız, almak değil, taşınma kararındaysanız Mayıs ayını beklemeniz lazım. Şu an böyle bir noktaya ihtiyacınız yok. Ama uzun süredir evinizde rutubet, akma, kokma konuları olan değerli boğalar acilen taşınmak üzere gözüküyor. Çünkü biri acil taşınma evini veriyor. Mümkün olduğu kadar kalbinize uyacak doğru anahtar kapınız var. Sevgili evliliği kötü olan değerli boğa burçları, uzun süredir birbirinizi farklı noktalarda denediniz. Aynı evde yine denediniz. Olmuyor. Mantığınız ne zaman hazır olursa o zaman yol ayrımı. Çünkü çocuklarımıza da ailemize de artık sizinle üzülen insanlara çok fazla acı çektiriyorsunuz. Yolunuzu bulmanız gerekiyor. Gerekiyorsa bir ilişki terapisi de şart diyorum. Sevgili gençlerimiz, bu ara kendi eğitiminizle ilgili farklı planlar, yurt dışı ile ilgili başvurularınızda onay gerçekleşecek. Mümkün olduğu kadar dil eğitiminizi, ilişkiden çok dil eğitiminizi güçlendirmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, bu ara kendinizle ilgili vakit geçirip sağlık problemleriniz var. Bunlarla alakalı uğraşıp kocayı kenara ya da hanımı kenara bırakmanız lazım. Bu ara sağlık konusunda başarılarınız, boyun ve bel ağrılarımız riskli olacak ve uyku apneniz ya da nefes almakta zorluk çekebiliriz. Dikkatli olun. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sevgili ikizler, nasılsınız güzel ailem? Abone, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza da tavsiye etmek isterseniz ben buradayım, tavsiye edin. Sevgili ikizler, bu ara geçmiş ilişkiler, geçmiş iş konularınız, yaşadığınız bazı olaylar sizi tetikleyebilir. Ve bu yüzden de Mart ayına biraz daha huzursuz, panik şekilde girebilir ve her şey birbirine karışabileceği bir hafta. Yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar, iş yerindeki ifadeler sizi fazlasıyla yoracak. Mümkün olduğu kadar meditasyon, enerjisini değiştirecek yoga, yani ruhunuza iyi gelecek spor, ruhunuza iyi gelecek yüzme alanlarına gitmeniz gerekiyor. Çünkü
uzun süredir haksız olduğunuz şeyler için, haksızlık yapılan şeyler için çok mücadele veriyorsunuz. Kimsenin umurunda değil ve bu sizi artık tamamıyla yıpratmaya başladı. Hatta işinize de böyle gönülden gitmek istemiyorsunuz. Kırılan ruhunuz var. Ayaklarınız geri geri gidiyor ama bu işe de çok ihtiyacınız olduğu için idare etmek sizi fazlasıyla kasıyor. O yüzden bu ay size güzel şeyler, enerjinizi doğru yüklediğinizde de işinizle alakalı eksik gördüğünüz ya da hayatınızla ilgili kriz yaşadığınız birçok şeyi daha artıya çevireceğiniz bir nokta. Hayallerinize erişeceksiniz. Korkularınızı mutlaka yenmeniz lazım. Kurumsal bir firmaya girmek istiyorsanız, bununla ilgili yakın bir dostunuzla görüştüyseniz, görüşmediyseniz mutlaka görüşün. Olumlu kapılarınız açılacak ve kurumsal kapı size hayırlı sonuçlar elde edecek. Bence cesareti toparla çünkü fırsatlar var. Devletle ilgili sınavınız, atamayla ilgili beklentileriniz varsa mücadeleye devam edin. Bu dönem size farklı kapılardan devletle ilgili büyük destekler alacaksınız. Taşıran bir firmaya bir yakın bir dostunuzun iyiliğiyle Mart'ın 15'ine kadar çözmüş olacaksınız. Bence ters giden şansı artıya çevireceksiniz ve yenilikler, yeni kısmet, yeni iş kapıları size huzur getirecek. Uzun süredir işsizseniz de bu ara gerçekten güzel bir fırsat. Hani buğulu bakarken, mutsuz bakarken, algınız farklıyken size gelecek iş teklifi hemen kabul edip o işi de kalıcı noktaya doğru çevireceksiniz. Kurumsal bir noktada çalışıyorsanız, yerinizde yetkilenme beklentiniz varsa, evet ufak ufak oluşumlar, masa değişimleriniz bu hafta sizi mutlu edecek ama buranın sistemsizliği ve gergin halleri sizi ne kadar mutlu ediyor bunu düşünmeniz lazım. Bu kadar emeğe karşılık alternatif bir kurumsal bulursanız kendinizi doğru ispat edeceğiniz gözüküyor. Devlette, devlet alanında savcı, hakim, asker, polis kim varsa bulunduğunuz noktada bazı gerginlikler ve huzursuzluklar, panik olacak olaylar var. Temkinli ve kimseyle sırdaş olmayın, zarar görebilirsiniz. Sağlık sektörü ya da vergi dairesi ya da farklı bir alanda çalışıyorsanız konum değişimi, bölge değişimi sizi biraz daha güçlendirecek, rahata ereceksin. Uzun süredir işiniz uzak mesafeliyse, eve doğru bir işe geçiş istiyorsanız, bir bankadaysanız bununla ilgili de olumlu görüşmeler sizin motivasyonunuzu arttıracak. Kendi işini yapanlar da hiç beklenmedik kazançlar, hatta ve hatta tam ben burada mutsuzum, ödemelerde sıkıştım diyorsanız salı, çarşamba, perşembe çok yoğun kazançlarını elde edecek. Uzun soluklu işler için başlangıç yapacaksınız. Bu da sizin bulunduğunuz alandaki eksikleri toparlamak, burayı tekrar renklendirmenize yardımcı olacak. Ortak iş, mesela inşaat işi yapıyorsanız, alım satı işleri yapıyorsanız, emlak işi yapıyorsanız sürpriz kazançlar ama perşembeden mesela ayın 4'ünden 14'üne kadar sürpriz kazançlar sizin de ekonomik olarak düzelmenize yardımcı olacak ve bunu artıya çevirebilirsiniz. Eğitim konusu, kendinizle alakalı geliştirmek istediğiniz fikirler için de çok doğru bir hafta. Çünkü buğulu bakacağınız için bazı aksilikleri bu sizi iyileştirecek, şifalandıracak enerjilerle daha doğru oturtabilirsiniz. Sevgili ev hanımları, astroloji, spiritüel danışmanlık, kozmik enerji merakınız varsa bu dönem başlamak için ve meslek edinmek için tam doğru zaman diyorum. Sevgiliniz bu ara sizi terk edebilir, alınganlık yapabilir, ilişkinizde terslikler yaşayabilir, terk edilmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta böyle terk edilip barışma, terk edilip barışma döneminiz olacak. Uzun süredir beklediğiniz kişiden de bir haber gelecek ve siz bir hafta sonu bir sohbet edip tekrar birbirinize şans getir, izin verebilirsiniz diyorum. Nişan, evlilik konuşması bu hafta bazı ikizler burcunda gerçekleşecek. Aileler bu hafta sonu ilişkinizle alakalı noktayı tanışmak ya da siz oraya giderek tanışacaksınız diyorum. Evli çiftlerimizde bu ara çocuklar düşünce, çocuk doğurma, çocuk kararı, çocuğu olmayan ikizler bunun için tedavi başlatma ve aileden ekonomik olarak destek alıp bu dengesizliğinizi de aydınlığa kavuşturacaksınız diyorum. Ama evliliği ters giden çiftler tekrar birbirlerinizi deneyeceksiniz. Birkaç kez ilişki terapisine giderseniz bu evlilik kurtulur. Çünkü bir tarafınız çok dengesiz, bir tarafınız çok dengeli. Dengesiz olan hep ilişkiye sarıyor. İlişkiye saran kimse ikna edin. Bununla ilişki terapistine mutlaka gitmeniz gerekiyor diyorum. Yurt dışı fikriniz varsa yerleşmek, oradan yatırım ya da yurt dışındaysanız Türkiye'den bir yatırım niyetiniz varsa bu ay bu konuda göreceksiniz, beğeneceksiniz, anlaşmanız yapılacak diyorum. Boşanmak isteyenler,
Ben kocamdan, karımdan bıktım, doyuramıyorum. Ben şiddet, sözlü şiddet içerisindeyim diyorsanız, ailenizin evine artık bu dönem dönme kararı vereceksiniz. Çoluğu çocuğu hiçbir şey almadan gideceksiniz. Ama bu karşımızdaki insanın dengesizliklerini bilerek ve mümkün olduğu kadar doğru adımlar atarak yapmanızı istiyorum. Yoksa zarar görmenizi istemiyorum. Kulak burun alerjik sorunlarımız var. Boyun fıtığına doğru ağrılarımız var. İhmal etmemeniz lazım. Son zamanlarda da nodüllerle alakalı buradaki kistler, buradaki sıkıntılar olabilir. Dikkat edin. Sevgili gençler, kendiniz bilgisayar ya da bir telefon konunuz, merakınız var. Bu ara bunları çaldırabilirsiniz. Dikkatli olun. Eğitiminize önem verin. Sevgili ev hanımları, kendinizle ilgili yapmak istediğin çok şey var ama ruhunuz öyle gibi. Biraz hareket ederek enerjinizi toparlamanız gerekiyor. Evdeki gerginliğiniz, ruh haliniz evdeki çoluğunuza, eşinize, yan komşunuza yansıyor. Biraz gülümser misin? Rica ediyorum. Gülümsemek senin enerjine iyi gelecek. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, güzel ailem, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, ben bu da böyle çok karışıyor ama idare edin beni. Ben ev halimdeyim. Gerçekten salonu geçen hafta yaptım ama daha orada bazı şeyler var. Sevgili yengeçler, Şubat, Ocak sizi çok fazla yormuştu. Mart da beni yoracak mı diyorsanız, evet, bitirilmesi gereken, tamamlanması gereken her konu bu hafta bazı yol alacak. Yani işten ayrılmak istiyorsanız yol ayrımı, yeni bir işe başlamak istiyorsanız güzel bir yol ayrımı ve kendiniz bilinçli ve mantıklı şekilde ilerleteceğiniz için kalbiniz acımadan ve kalbiniz yıpranmadan halledeceksiniz. Çünkü 2 aydır büyük mücadele verdiniz. Etrafınızdaki çalışan insanlar, yöneticiniz, patronunuz o kadar vurdum duymaz ki artık canım yansın istemiyorum. Ben kendimi yolumu, kendi hayatımı çizeceğimizin haftasını başlatacaksınız. Yalnız duygusallıkta geçen hafta böyle kendinizi çok iyi hissediyordunuz ondan önce ama bu hafta artık ilişkilerde olgunlaşma haftanız olacak. Yani bir ilişkiye başladıysanız bu ilişki ileri gidecek gözüküyor. Bu iş çevrenizdeki insanlarla da alakalı. İyi bir dost edindiyseniz bu kalıcı dostunuz olacak. Yeni bir iş kapısına başladıysanız yeniliklerde güç kazanma, kendinizi doğru noktada ifade edeceksiniz. Bu hafta itibariyle yapacağınız her şey kalıcılığa doğru gidiyor. O yüzden gözünüzü dört açın. Kalıcılık ruhunu size şans getirecek diyorum. Evet, kurumsal bir alanınla ilgili pürüzler yaşayabilir. Bulunduğunuz noktayı bırakma kararı içerisinde olabilirsiniz. Ben olsam Mayıs'ta bırakırdım ama senin böyle bir keçi damarın tuttu. Gideceğim modundasın. Gideceğin noktada huzursuz olacaksın. Bir kez daha düşün. İstifanı vermedin, vermeyi düşünüyorsun. Biraz daha kalman gerektiğini düşünüyorum ve uyarı veriyorum. Sevgili yengeçler, kurumsal bir alandan farklı bir alan beklentiniz varsa, uzun süredir başvurunuzla ilgili olumluluk beklerken bazı terslikler olabilir. Siz aranamayabilir. Bu konuda canınız sıkılmasın. Mayıs ayında tekrar böyle bir oluşum olacak. Orada olumluluğunuz gerçekleşecek. Hiç motivasyonunuzu üzmeyin. Devlete girmek istiyorsanız, devletle ilgili bazı noktalar kolluyorsanız bu kapı içinde de özellikle B, R, T harfli bir insandan alacağınız destek bu kapınız için hayırlı olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü siz eninde sonunda Rabbim size bu enerjiyi vermiş. Sakin olacaksınız, bulunduğunuz noktayı koruyacaksın. Sabit bir alanda çalışıyorsanız ve yer noktası ile ilgili hiçbir sorun yokken kendi kendine başka bir arayış içerisindesin. Artık gitmen lazım. Buradan maddi manevi hiçbir kazancın yok. Getir götür işlerindesin. Artık sağlam bir noktaya ve kendini de uzun süredir bazı noktalarda geliştirdin. Daha iyi imkanlar yaratacak fırsatın var. Yavaş yavaş aramaya başla. Mart 15'te bir fırsat gelecek. Bunu değerlendirmeni öneriyorum sevgili yengeçlerim. Kendi işini yapanlarda da kazanç anlamında satmaya çalıştığınız bir mekan ya da alım satım işi yapıyorsanız bu hafta alım satım işlerinizde çok yoğun bir süreç olacak. Serbest farklı alanlarda çalışıyorsanız beklenmedik iş kapıları sizin güçlenmenize yardımcı olacak. Bu hafta işlerin açık olacağı, size çok yoğun gelecek teklifler ya da aradığınız iş kapılarını çok kolay bir şekilde çözeceğiniz bir hafta, aksilikler geride kalacak. Kendi işinde ortaklı iş yapan, ortaklı almak isteyenler için de gelecek ortaklı işlerde kazanç,
Aynı şekilde yaptığınız işte de büyütmek, hatta yeri değiştirip daha büyük bir alana geçmek isteyebilirsiniz. Bu ara eğitim yarım bıraktığınız eğitimle ilgili üniversite başvurularınız, yüksek başvurularınız için tam zaman, üniversiteye değil eksik kalan bir şeyler için yeniden hayata geçiş sağlayacaksınız. Sevgili gençler, eğitim konusunda bu sene kendinizi hazır hissediyorsunuz. Başarınız nokta. Dağılgan bir ruh haliniz var. Matematik değil de yani felsefi ya da Türkçe konumuzun altyapısını ve tarih konumuzun altyapısını oturtmanız lazım. Yengeçlerde matematik sağlam, biraz kafa dağınıklığı, bu tarafı toparlamanız lazım. Sevgiliniz bu ara sizinle alay ediyor olabilir, espri yapıyor olabilir, sürpriz evlilik teklif edebilir, hazırlıklı olun. Bitmiş bir ilişkiyi bekliyorsanız şu an bu enerji başka bir insanın üzerinde. Sizin de enerjinizde farklı insanlar var. Kalbiniz o bir tarafta kaldığı için kimseye konsantre olamıyorsunuz. Hadi bir şans, hadi enerjini düzelt. Bu da sana iyi gelecek ve şifalanacak diyorum. Hiç korkmana gerek yok. Bu ara ailenize ait alım, satım, miras konularınızla ilgili çok olumlu süreçler olacak. Ve hak edilen kazancı tekrar sizin hayatınızda ve müteahhite gitmesi gereken bir ev, bir toprak konunuzla ilgili de el anlaşması var. Haydi hayırlı olsun diyorum ve size de bu konuda gelecek bir anahtar var. Şimdiden hayırlı olsun. Bir de evli çiftlerimize sesleniyorum. Sevgili evli çiftlerimiz, bu ara mutlu olacağınız yeni eviniz, yeni aracınız ya da almak istediğiniz konu doğrudur, hayırlı olsun. Evliliğinizde de aksilikleri yavaş yavaş toparladınız. Kötü evreler geride kaldı. Birbirimizi daha sıcak karşılıyoruz. Soğuk ilişkimizi yumuşatıp, hani eskiden birimiz yatak odası, birimiz salonda yatıyorduk ya, artık yatağımız, düzenimiz birleşmeye başladı. Mümkün olduğu kadar psikiyatrisine ya da psikoloğunuza ya da meditasyonunuza devam edin. İlişkinizin kurtulma noktası. Evliliği çok sert gidenler, artık bu ilişki, evlerin ayrılması, çocuklarla ilgili karar noktasındasınız. Ama eşiniz biraz bu konuda kırgın olabilir. Yani bayan deniyorsa siz kırgınsınız. Eşinizin umursamaz tavrı sizi çok fazla kırılıyor. Ve yaşattığı bazı şeylerde hazmedemiyorsunuz. Hiç üzülmeyin. Her şerde bir hayır vardır. Yeni kapınız, yeni ruhunuz aydınlıkta olsun diyorum. Bir de eşinizle alakalı çözülmesi gereken malları karşı taraf adaletli şekilde size verecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgili gençler, uyardım. Aşk size şu ara uzak durmalı diyorum. Yalnız ev hanımları, bu ara evde olan ev hanımlarımız, bu ara temizlik, titizlik, cam, pencere, halılar, kapılar hepsi yeniden değişmesini istiyorsun da ekonomik olarak gereksiz harcamalarım var. Bunu bu ara dikkat etmeniz lazım. Özellikle genç erkeğiniz varsa 14-21, bu ara arkadaşların aklına uyuyor olabilir. Hata yapabilirler. Dikkatli olun. Sağlık olarak da özellikle göz alerjiniz, kaş kaşıntınız, egzamamız bu ara tutabilir. Mümkün olduğu kadar dikkat edin. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, evinize hoş geldim. Siz de benim mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir hafta, keyifli bir hafta olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, benimle olmayı, beni takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Sevgili aslanlar, çok yorucu bir hafta. Geçtiğimiz ay da çok yorucuydu, çok stresliydi. Bu hafta da çok yorucu ve stresli olacak ama bunları artıya geçireceğiniz fırsatlar var. Mümkün olduğu kadar derin düşünceler, yeni anlaşmalar, iletişim üzerinde telefon görüşmelerinizin çok çok yoğun olacağı, toplantıların... Hani zirve toplantılarımızın bile yoğun olacağı, ters giden insanlarla bile mecburen masada olacağınız bir hafta ama bunları artıya geçireceğiniz bir hafta. İyi başlayacaksınız, hırslı başlayacaksınız, zafer sizin olacak diyorum. İş değişimiyle ilgili yöneticinizle hep konuşmak istiyordunuz. Fırsat var, konuş ve yerinin yeri, hak ettiği nokta sana verilsin istiyorum. Kurumsaldaki yerinle alakalı devamlı koltukta yamuk kalıyorum, ben beni çıkarttılar mı, başka birini mi düşünüyorlar mı derseniz, yeriniz daha büyük bir konum değiştirecek ve sizin yerinize başka biri gelecek, kovulmayacaksınız, endişe etmenize gerek yok. Kurumsaldan kendi işini yapmak isteyen bazı takipçilerim için fırsatlar var ama bulunduğunuz noktada acele etmemenizi, birkaç ay burada devam edip Eylül ayında kendi yerinize geçerseniz daha sağlıklı olacak. Ya biz burada devam edelim, sistemimiz devam etsin, Eylül ayında kendi yerinize geçin diyorum. Devlette çalışan, devletle alakalı yaşadığınız krizlerle ilgili, maaşınızı alamadığınız paralarla ilgili bu ara zerden işte bulabilir, yazılar yazabilir. Hatta izin alıp ben boşuna zaten çalışıyorum, yarı para alıyorum diyen bazı devlette çalışanlar için isyan ve kırgınlık dönemi ve yöneticiniz ya da bulunduğunuz müdürlerle ilgili aramızda bu konularda tartışmalar, onların da elinden bir şey gelmiyor. Haklısınız ama ekonomik olarak haklarınızla alakalı bir savaş enerjisi var. Sakin ve mantıklı davranırsanız, olumlu, fevri davranırsanız olursa size
farklı bir yazıyla işinizden çıkartılabilirsiniz. Dikkatli ve kurallı devam etmenizi istiyorum. Kendi işini yapanlar ve uzun süredir para evrenizde ödemeler, borçlarla alakalı stres evreniz bu hafta daha yoğun olacak, daha stresli olacak ama Mart ortası kazançlarınız yavaş yavaş yerine geçiş yapacak. Sizden rica edip fevri hareketler yapıp işinize zarar vermemizi, alabildiğimiz kadar borç alalım, kredi istemiyorum, bir sürü kredileriniz var, riske girmenizi istemiyorum. Annenizden, dayınızdan, teyzenizden, yakın dostunuzdan alacağınız ekonomi sizi biraz daha rahatlatacak. 15 gün sonra daha iyi noktalara yer. Ama sizin de havai yönünüz var. Ayakkabınız ihtiyacınız yoksa gereksiz harcamalar yapıyorsun. Biraz ekonomi evreninde oturtman lazım. Ortaklı iş yapanlarda yurt dışı ile alakalı bağlarla ilgili kapılarda büyük aydınlanma, özellikle kurumsal bir alanda çalışıyorsanız, burada yurt dışı ile ilgili beklentiniz varsa daha keyifli ve sizi kazanca getirecek fırsatlarınız var diyorum. Bu ara iş arayanlar, iş konusunda şanssız olanlarda çok güzel beklenmedik fırsat kapılarınız var. Yeter ki siz olumlu enerjiyle yön alın. Çünkü nasıl olsa beni almayacaklar. Zaten bana ihtiyaçları yok diye başvuruyorum. Bu enerjiyle işin de olumsuz gidiyor. Lütfen enerjini, ruhunu olumlu şekilde toparlamanı öneriyorum. Eğitim, sınav, bazı konulardan böyle ders haftanız olabilir. Bunlarla ilgili başarı süreciniz var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara ilişkinizle ilgili güzel sözler, sohbetler, böyle sizin motivasyonunuzu artıracak yenilikler var ve bu yenilikler heyecan ve aşk anısında size fırsatlar yaratacak. Hiç kalbim bu kadar huzurlu hissetmeyeceğiniz bir hafta. Hatta karşı tarafın ciddiyet konuşması, gelecek planı sizi mutlu edecek. İlişkinizden uzun soluklu ayrılsanız onun evleneceği ya da onun başka bir ile ilişkide olduğunu bu dönem öğreneceksiniz. Sakın çıldırmayın. Çünkü siz ona karşı öfkem, sinirim, hakkımı helal etmiyorum diyorsunuz. O kendi yoluna baktı. Rabbimden daha büyük, sizi mutlu edecek insanı ben temenni ediyorum. Bu da sizin hayatınıza girecek. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili evet, söz, nişan, bu tarz konuşmaları Mart bitmeden, Ramazan ayı başlamadan tarih belirleyeceksiniz. Ve hayırlı olsun şimdiden. Yalnız bir ev almak ya da ev konusuyla ilgili ısrarcı olan, ciddi ilişkili olanlar ortaklı ev kararı verip kredi başvurunuz var. Bence kredilerle ilgili bir değişim olacak. Biraz Mart'ın sonu beklerseniz sevinirim diyorum, dedim bile. Evli çiftlerimizde ev tartışması, mal tartışması, hani para saklıyorsun, para gizliyorsun, bize para vermiyorsun diye bu hafta çok büyük konuşmalar var. Hatta kendi aranızda bu yüzden de laf atışması, çaktırmadan cep telefonu kontrolü, bilmem ne, kocanız ya da hanımınız uyurken telefon, bilgisayar kontrolleri yapılabilir. Bu tarz güvensizlikler söz konusu olacak. Biri haklı çıkacak. Ona göre şimdiden kim kontrol ediliyorsa kendiniz de dikkate almanız lazım. Bu ara evlilik teklifi, uzun soluklu çiftlerde evlilik teklifi olabilir. Evliliğinden boşanmak isteyenlerde bu dönem durma kararı vereceksiniz. Yazı bekleyeceksiniz. Eğitim vesaire şey, aileler bir sessizliğe girsin diyerekten. Bu fırsatı artıya çevirmenizi istiyorum. Çünkü eşiniz ya da siz eşinizi seviyorsunuz. Sadece saçma bir ego var bu ilişkide. Bu egoyu geride tutmanız ve ilişkiyi tekrar sahiplenmeniz gerekebilir. Bazı mahkemesel konularınız var. İş mahkemeniz, para iadeniz, geçmişe ait iş konularınızla ilgili. Bunlar Nisan'a kadar çözülmüş, para iadeniz verilmiş. Eğer işinize gitmek istiyorsanız da bununla ilgili güzel fırsatlar var. İş çevrenizde birinden etkileniyorsanız o kişinin de size karşı hayranlığı var. Bu dönem bu konuşmalar bir aracaya girecek ve tanışacaksınız. Böyle bir yemek, bir sohbet öğlen arası. Bu ilişkinin okeyi verilecek gözüküyor. Sağlık olarak özellikle bel, bağırsak, ince bağırsaklarla ve basur problemimiz olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Ev hanımları bu arada elektronik eşyalarda bazı arızalardan dolayı şikayetler başlayacak. Özellikle fırın, mutfağınızda, televizyonunuzla ilgili yenilik evresi. Bir de su giderlerinizle ilgili sıkıntınız var. İhmal etmeyin. Sevgili gençler, kariyerde doğru noktadasın. Fransızca eğitim almanız lazım sevgili aslanlar. Unutmayın, mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili başaklar, nasılsınız? Evimden size misafir, sizin de ben evinizdeyim. Güzel bir hafta, güzel bir iyilik olsun. Doğru oturamadım, doğru oturdum şu an, merak etmeyin. Sevgili başaklar, uzun süredir hedeflediğiniz,
bazı noktalarda ciddi krizler oldu ve bu krizlerden dolayı inancınız, evreniz çok fazla yıprandı. Ve özellikle iş konusunda yaşadığınız ve insanların gereksiz tavırları sizi tam anlamıyla kasvetli bir enerji etti. Ama bu hafta bu kasvetler geride kalıyor. Sizin yapmanız gereken görevlere daha fazla bir görev ekleniyor. Mümkün olduğu kadar işinizle alakalı haklar, yenilikler, yeni oluşumlar size çok güzel kazanç ve mutluluk getirecek. Sırtınıza biriken yükler, ağırlık çektiğiniz ve başkasının derdini bitme dönemi geride kalıyor. Kendinizin yolu, kendinizin hayatı size ışık şeklinde olacak ve işinizle ilgili çok güzel fırsatları yakalayabileceğiniz bir haftanın başlangıcı var. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız kendi işini yapanlar da ufak tefek yenilikler, fırsatlar, sosyal medya, sosyal ağlarla ilgili röportaj, oluşum, kendinizi tanıtmak için çok güzel fırsatlar var. Bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Çünkü bu dönem enerjinin ve mutluluğun evresi sizin hanenize bolluk getirecek. İlişkiler konusunda da uzun süredir yara aldınız, iyileşemediniz, dostunuz, sevgiliniz, ailenizle alakalı noktaları çözmek, onlarla olan bağımızı bütünleşmek ve birbirimize doğru ifade edeceğimiz bir hafta olacak. Kendinize artık başkalarına şans değil, kendinize şans vereceksiniz ve şansı mutlulukla değerlendireceksiniz. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız buranın gergin halleri sizi mutsuz etmeyecek. Hatta kendinize çok doğru ifade edeceksiniz. Eğer ki insan kaynaklarında çalışıyorsanız, ekibiniz çok yoğun bir sistemdeyseniz, yer değişimi, konum değişimi, bulunduğunuz noktadan farklı alana geçiş evreleriniz size gayet motivasyonunuzu arttıracak. Güçlü bir hafta sizi bekliyor. Hem eğlenceye, hem ruhunuzu eğlendireceksiniz, hem de işteki agresif yönler bitip sizin kendi enerjinizi etrafa ışık gibi yayacaksınız. Büyük toplantılar, yeni oluşumlar, gireceğiniz ortamda enerjinizi o kadar doğru ifade edeceksiniz ki konumunuz da şimdiden hayırlı olsun. Devlette çalışıyorsanız şu an için değişecek ya da sizi rahatsız edecek bir noktaya yok. Hatta ve hatta noktanın karışıklığı sakinliğe dönecek. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Tayin isteme, başka bir bölüme geçmek istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız var. Şimdiden yazınızı yazın. Bu konuyla ilgili seçilecek taraf sizsiniz diyorum. Hiç korkmanıza gerek yok. Ortaklı iş yapanlarda da yurt dışıyla alakalı oluşum büyütmek, yeni kapılar yaratmak istiyorsanız bununla ilgili projelere geçiş yapacaksınız. Bu ara inşaat sektörü, toprak tarım sektörüyle uğraşanlarda çok büyük kazançlar ve özellikle serbest bu konuda çalışıyorsanız güzel satışlar, güzel prim sizi bekliyor. Hiç korkmanıza gerek yok. Sağlık sektöründe hizmet veriyorsanız, gitmek istediğiniz bir yer varsa bununla ilgili bir tanıdığınız ya da sizin bir tanıdığınız size destek olacak. Bu kapıda sizin için hayırlı olacak. Sevgili gençler, bu ara doğru oluşum içerisindesiniz. Eğitiminize, enerjinize olabildiğin kadar odaklanın. Gözünüz artık doğru ve net görecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. İlişki konusunda biraz sevgili üniversite hazırlığı ve lise hazırlığı gençler, aşk havanız var. Çünkü çok eğlenmek, sohbet etmek, konuşmak, enerjinizi dağıtmak istiyorsunuz. Bu ara bu evreniz var. Ama dikkatinizi eğitim konusunda asla aksatmayacağınız bir haftada mümkün olduğu kadar tekrar edebilir. Kendinizi bu noktada geliştirebilirsiniz diyorum. Nişanlanmak, konuşmak, ilişkiyle ilgili kafanızdaki sorunlar neyse nişanlınızla ayrılma kararı, uzun soluklu ilişkinizin güvensizliği, yaptığı davranışlar ve sorumluluk evresinde rahatsız olduğunuz noktalar bu ilişkiyi bitirmenize ve sizin bu ilişkiyi bitirme netliğine kavuşmanız karşı taraf için de sizin için de hayırlı olacak. Bu ara yakın bir dostunuza ilginiz varsa, hoşlandığınız biri varsa konuşabilirsiniz. Enerji akışı sizin için iyi. Ama eski bir sevgilinizi bekliyorsanız yok artık derim ve olayı kapatırım. Yeni enerjilere geçmek size daha iyi gelecek diyorum. Evli çiftler için bu ara alışveriş ruhunuz, beyaz eşya, mobilya değişimi içerisinde ya da ev taşınma kararı ve araç konusuyla ilgili gündemde olacak bir hafta. Şimdiden alacağınız aracınız hayırlı olsun. Eşinizin de işiyle ilgili beklediği yenilik ya da siz kadın olarak ya da erkek olarak dinliyorsunuz. Ev hanemizdeki eşimizin iş değişikliği ekonomik olarak güçlenmemize yardımcı olacak diyorum. Bu ara bazı ayrılıp ayrı hanelerde olan, ayrılmayı düşünen çiftler yeniden birleşmek için fırsat yaratacaksınız. Bu fırsat sizin için tekrar birbirinizi yeniden tanımanıza ve tekrar bu ilişki alevlenmenize yardımcı olacak. Ama radikal boşanma olanlar
Bu dönem boşanma mahkemeniz artık son mahkemeniz. Herkes yolunu, herkes hakkını alacak. Endişe etmenizde sadece çocuklar konusunda patavatsız konuşmalar biraz can sıkabilir. Hiç takılmayın, hiç üzülmenize gerek yok. Eğitim konusunda yapmak istediğiniz yeni fırsatlarınız var. Kendinizi geliştirmek istediğiniz yüksek lisans, doçent, profesörlükle ilgili bununla ilgili kararsızlıklarınız olmasın. Lütfen yapmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara eşinizin sülalesiyle ilgili tartışmalar, görümceniz, eltiniz, kayınçonuz, baldızınızla ilgili tartışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Yoksa zarar kulu, dedikodu mağduru kalabilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle göğüs ağrılarımız, üreme organlarımızla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Dikkatli ve kontrol denemi. Bu ara omuz düzleşmeniz ve boyun ağrılarınız var. Yüzme size iyi gelecek. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili teraziler, evinizden beni ağırlıyorsunuz. Güzel bir kahve içiyorsunuz şu an. Beni dinlemek için güzel fırsatlarınız var. Sevgili teraziler, uzun süredir mücadele ettiğiniz birçok şey için aksilikler yaşamaya devam edeceksiniz. Biraz zorlanma, biraz kibirlilik, biraz etrafınızdaki kibirli tavırlar sizi iş konusunda yorabilir. Mümkün olduğu kadar onların tavır ve edalarından uzak durun. İşinize ve toplantılarınız, yoğun işleriniz var. Bu hafta hesaplar, kitapların en yoğun olacağı hafta. Başkalarının ne dediği değil, başkalarınınla ilgili muhatap olmayacağınız ve çok uzun süredir mücadele ettiğiniz işinizle ilgili haklarınızı almak için çok doğru bir zaman. Etraftaki enerjiyi unutun. Siz tek başına, sadece bir yöneticiniz var. Halletmeniz gereken bir sürü evraklar var. Bunlarla ilgili mücadele edip ve bu mücadelenin sonu zafer olacağını bilerek gözünüzü kapatıyorsunuz. Hiçbir üç maymun oynuyorsunuz. İşinize bakıyorsunuz diyorum. Özellikle de kurumsal bir firmada çalışmak ve burayla ilgili başvurularınız varsa olumlu şekilde devam edecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Eğer ki kurumsal firmada çalışıyorsanız, bu noktayla ilgili bazı gerginlikler bana yansır mı diyorsanız, size yansıyacak bir durum yok. Mümkün olduğu kadar o toplantı, koşturma, iletişim, yeni anlaşmalar, yurt dışı ile ilgili çözülmesi gereken bir sürü mailler söz konusu olacak. Bunlara odaklanmanız ve bunları başaracağınıza inanıyorum. O yüzden siz bu hafta hem yorucu hem keyifli hem de 3 maymun oynamanız gereken bir hafta. Ve bu haftayı başardığınızda da Mart sonu artık maaşınız, rütbeniz, konumunuzla ilgili rahatlığınızın garantisini alacaksınız sevgili teraziler. Devlette çalışanlar için özellikle uzun süredir buranın karışık noktası, sevimsiz insanları, sevimsiz tavırla gelenin gidenin haddi hesabı olmaya ve bulunduğunuz noktada konsantrasyon kaybınız olduğu için kendinizi bir türlü ifade edemiyorsunuz. Evet haklısınız ama bir bina değişimi, yer değişimi, alan değişimi bu aralar gündemde gelecek. Hiç korkmayın, siz de bulunduğunuz noktaya adapte olmanız gerekiyor. Eğer ki askerseniz, askerde kalmak istiyorsanız fırsatınız var sevgili genç erkekler. Bunlarla ilgili hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Orada kendinizi doğru ispatlıyorsunuz. Kendi işini yapanlar da biraz daha parasal evrede zorluk ve kredi konularınız daha ön planda olabilir. Borçlanmaya doğru gitseniz de yavaş yavaş toparlanacağınızı biliyorsunuz. Çünkü bu hafta ve Nisan'a kadar çok yoğun bir iş temponuz var ve bu yüzden de bu krediyi çekip orayı büyütmeye ihtiyacınız var. Cesaret edin, yapın diyorum. Size ait, ailenize ait bazı miras, arsa, toprak konularla ilgili, satışlarla ilgili biraz daha bekletmeniz gerektiğini düşünüyorum. Buranın çok değerli olduğunu siz de biliyorsunuz. Borçlar için satacaksınız ama hani 50 bin liralık ya da 100 bin liralık bir borç için orası satılmaz. Çalışın, dedinin, burayı 2024'te satarsanız ömür boyu garanti olur. Ama buraya bir müteahhit teklif var. Müteahhiti de kabul etmiyorum. Sabırlı ve mantıklı şekilde borçlarınıza ait, ailenize ait ne sıkıntı varsa mümkün olduğu kadar ortak olarak biriktirelim, ailemize destek olalım. İleriki hayatımızda burası bize çok büyük bir hayat kurtaracak diyorum. Ortaklı iş yapanlarda, ortaklarda tartışma, işlerde kaoslar ve bazı yıkılacak ve terk edilecek iş anlaştığınız insanlarda gerginlikler var. Bu da sizin egonuz, bu da sizin tavrınızdan kaynaklanıyor. Lütfen danışanlarınızı, lütfen müşterilerinizi kaybetmeyin. Daha ılıman, daha alttan alarak gidecekleri toparlayabilirsiniz ama sizde de bazen bir damarınız tutuyor. Maşallah bu damar nereden geliyor bilmiyorum ama damarı yumuşatın, işinize biraz daha
Yani gerekiyorsa bazen ben hep gülüyorum ama siz de gülmeyi öğrenirseniz daha keyifli ve daha güzel olacağını düşünüyorum. Uzun süredir iş problemi işsiz olanlar için güzel fırsatlar var. Özellikle iş mahkemeniz iade olacak ve hakkınız, iş iadeniz size şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sevgilinizle ilgili bu ara güzel sözler, sözlükler, güzel havada konuşacak vakitler ama aldatılma korkusu yaşayan bazı teraziler ispatlayacaksınız. Aldatıldığınızı ispatlayacaksınız. Merak etmeyin, şüpheniz de doğrusunuz. Uzun soluklu ilişkilerde de özellikle sevgilinizin annesinden kaynaklı istenmeme durumu olsa da kişi sizin mutlu olmamız ve kültürel olarak uymadığı için bazı karışıklıklar yaşayabilir. Bu yüzden terslikler olabilir, biraz gecikmeler ama eninde sonunda o zafer sizin. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgilim geri dönecek mi? Ben onu çok özlüyorum. Ve bir mesajlaşma, bir diyalog var. Tekrar birlikte yemek yiyebiliriz ama o ilişki artık gitmiş. Siz de kendinize yeni bir ilişki, yeni bir enerji, akış sağlamanız sizin için daha sağlıklı ve hayırlı. Evli çiftler bu ara çok misafirin yoğun olacağı, hafta sonu ailelerin gelişi, bir şeylerin kutlaması biraz sizi yoracak. Hatta eşinize mırmırlanabilirsiniz. Ama bu misafiri kabul eden sensin. Kocaya da suçu sen atıyorsun. Lütfen mümkün olduğu kadar sakin olmalısın. Sevgili kocalar, eşlerinize biraz değer verin. Sevdiğinizi, önemsediğinizi söyleyin. Çünkü eşiniz şımarmayı hak ediyor. Sizi uzun süredir sabretti maddi manevi noktada. Sizin kazançlarınız toparlanmaya başladı. Onu ödüllendirmenizi öneriyorum. Hayatınızdaki kişi gerçekten bir çiçek. Ona o çiçeği sunun diyorum. Bu ara boşanma fikri, boşanma davası yakın olanlarda, evet, bazı boşanmalar ertelenecek ama bazı boşanmalar geri çekilecek ve boşanma mevzumuz bitecek olarak gösteriyor. Bir de sevgili gençler, bu ara kumral renkli gözlü birine aşıksanız onun da size duyguları var ama eğitiminiz önemli. Sevgili ev hanımları, bu ara kendi ailenizle ilgili yaşayacağınız hastalık, sağlık, keder ve eşinizin ailesiyle ilgili bir yaşlınızın sıkıntıları biraz sizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar rahat ve akışlı, daha hastalıklarla uğraşmak sizi yordu. O yüzden psikolojik destek size iyi gelecektir. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, can sıkıcı bir hafta olacak. Şimdiden uyarayım. Evinize beni misafir ettiğiniz için, sevdiğiniz için, değer verdiğiniz, abone olduğunuz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ediyorum ama çileden çıkma haftanız. İşinizde anlayışsız insanlar, yöneticinizle anlayışsız tartışmalar, gereksizce suçlanmalar, bulunduğunuz insanların aksi tavırları ve böyle bir gırtlaklayasınız var ki ne olur. Yeni iş aramanız, yeni bir başlangıç yapmanız sizin için hayırlı olacak. Çünkü burada artık sizde bir umut yok. Mümkün olduğu kadar size mobbing uygulaması gitmeniz için mücadele veriyor. Birkaç ay daha böyle olursan senin nevrin döner. Şimdi yavaş yavaş idare ederek yeni bir iş arayışı seni daha çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Şimdiden başvurularına hayırlı olsun diyorum. Kendi işini yapanlar da bu ara iş devretmek, yeni bir iş arayışı, bulunduğunuz noktadaki ekonomik krizler sizi fazlasıyla yordu. Buraya ortak gelecek, sizin gitmenize gerek yok. Bu ortak borçlarınızı, harçlarınızı bitirecek. Siz burada büyüyeceksiniz, endişe etmenize gerek yok diyorum. Eğer kurumsal bir firmaya giriş yapmak istiyorsanız, sabit bir alanda olmak istiyorsanız, Mart sonunu beklemeniz sizin için daha sağlıklı. Bu ara geçici işler kafanızı yorabilir. Başlayayım mı, başlamayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi derken geçici bir işte olacaksınız. Sonra daha iyi bir işten çağrılıp enerjinizi daha yüksek tutacaksınız. Kurumsal bir firmada konum olarak çalıştığınız bir nokta varsa yer değişimi, masa değişimi, alan değişimi ve oradaki gereksiz insanlardan uzak durup size sunulacak yer sizin motivasyonunuzu arttıracak ve orada uzun süredir ispatlamak istediğiniz noktalar için fırsatlar verecekler. Yani ben sizin yerinizde olsam güzellikler sizin enerjinize doğru gidiyor ama uzun soluklu ters gidenler artık yeni iş arayışında olmalı diyorum. Devlette çalışanlar için bu ara yöneticileriniz ve onları ispiyon eden insanlar var. Bu ara devlette çalışan ve etrafınızda ispiyona uğrayabilirsiniz. Geliş saatiniz, yemek saatiniz, erken çıkış saatiniz, bir şeyler uyduruyorsanız bunlar açığa çıkacak. Bir an önce düzeninize geri dönmeniz lazım. Özellikle belediyede çalışıyorsanız, taşeron bir firmadaysanız devlete giriş hakkı kazanacaksınız. Ya da herhangi bir noktada taşerondaysanız devlet hakkınız gözüküyor. Ve özellikle şimdiden hayırlı olsun, bunun sevincini, kutlamasını yapacaksınız. İş mahkemeniz, iş iadenizle ilgili büyük mücadeleleriniz varsa mahkemeleriniz ertelenecek.
haklar sizin olacak. Uzun süredir almanız gereken, beklediğiniz bir insandan paranız varsa parça parça size verecek. Şu an bunu bütün şeklinde veremez. Ekonomik olarak bunu ödeyecek bir noktada değil. Mahkemede verseniz bundan bir şey çıkmayacak. Mümkün olduğu kadar az az almaya bakın. Yavaş yavaş toparlanabilirsiniz diyorum. Bu ara eğitiminiz, yurt dışı ile ilgili iş bağlantıları olan sevgili akrepler, güzel fırsatlarınız var. Mümkün olduğu kadar bu fırsatları doğru noktaya çevirdiğinizde kazancınızın da bulunduğunuz noktada konum artımları ve kalmak istediğiniz ülke ya da gitmek istediğiniz noktalar için büyük şans kapıları var. Gör, gözünü dört aç, buraya odaklan diyorum. Bu ara sevgilinizle itişebilir, kapışabilir, tartışabilir, küsebilir, pat diye evlilik teklifi alabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Geçmiş bir ilişkinizle ilgili siz ona yazmak isteyebilir, konuşmak isteyebilirsiniz. O taraf sizi ilgilenmeyecek. Ama yazıp yazıp kahrolu olma, boşver ondan adım atmaya bak diyorum. Bu arada ilişki enerjin çok yüksek. Bu ara sevgili istiyorsan, aşk istiyorsan ruhuna dokunacak çok güzel aşklar seni bekliyor. Bence sen biraz kafanı boşalt, spor yap, yürüyüş yap, meditasyon yap, pilates yap, enerjini değiştir. Son zamanlarda karın yağları çok fazla oluşmaya başladı. Bu da seni stres yapıyor. Yaz geliyor, artık hazırlanman lazım diyorum, dedim bile. Evli çiftler için en önemli şey, üst katta oturanlar alt kata taşınıp bahçeli bir yere taşınmak istiyorsunuz. Bu tarz fırsatlarınız var. Hatta ev alacaksınız sürpriz bir aile desteğiyle birlikte. Şimdiden ev konunuza bakın. Güzel bir ev kapısı hayırlı bir şekilde var. Hatta çocuk hamile kalabilir. Sürpriz hamilelik söz konusu olacak sevgili. Sevgilinize bu sürprizi ya da işinize bu sürprizi yapabilirsiniz. Zaten eş demek, sevgili demek, çocuk demek, aile demek. Şimdiden hayatta erkek çocuğu bekleyenler için erkek çocuğu sevinci var diyorum. Hayırlı olsun. Bir de araç kazaları, elektronik eşya kazaları olabilir. Hanemizde böyle dağınık ruh halimiz olabilir, düşmelerimiz olabilir. Aman gözünüzü dört açın, bir tarafınızı kırmamanızı öneriyorum dedim. Bir de boşanma kararı içerisinde olan sevgililer, akrepler, hemen boşanma kararınızla ilgili noktaya bakıyorum. Evet, bir türlü işin içinden çıkamadığınız ve hala kendi içinizde yol alamadığınız ve kendi kendinize nasıl ifade edeceğim derken karşı taraf bu davranışlarından anlayacak. Bana karşı ilişki yol ayrımını ikiniz de oturup konuşup halledeceksiniz. Yalnız bir ev konusu birinin üzerinde garanti kalmalı. O ev konusuyla sizinle anlaşacak. Ona göre emeğim gitti deme. Bu boşanmayı sen istiyorsun. Bu boşanma senin kararın. Bu ev benim deme onun hakkı çünkü. Şimdiden bu anlaşmayı da yapalım. Sevgili gençler, bu ara Fransızca ve Çince eğitimi almak istiyorsanız mutlaka yapın. Bu ara resme, müziğe merak olan sevgili akrepler, haydi kendinizi geliştirin. Enerjinizi güzel tutun. Burası sizin ruhunuza iyi gelecek diyorum. Bir de eski sevgiliniz, sevgili gençler, eski sevgiliniz size adım atıyor ama kıskandırmak için değil, gerçekten sizi sevdiği için diyorum. Sağlık olarak son zamanlarda dikkat etmemiz gereken tek şey cilt alerjilerimiz. Yediğimiz bir nokta, zehirlenme konularımızı ihmal etmememiz lazım. Bir de uzun süredir bir tatil niyetiniz vardı, çocuklarla geçirmek istediğiniz hafta sonu, şimdiden bunun tadını çıkartın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili yaylar, güzel yaylar, evinize misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey gönlünüzce olsun. Hemen şöyle bir haritanıza bakıyorum. Evet, zorlu bir süreci geride bıraktınız. Yeni başlangıçlar, iş konunuzla ilgili güzel fırsatlar, size gelecek teklifleri çok doğru değerlendirin. Çünkü bu Mart ayı hem şansınız, hem bereketiniz, hem de ruhunuza iyi gelecek teklifler var. Gözden kaçırmayın. Özellikle kurumsal bir alanda haksızlığa uğruyorsanız ve hala siz bu noktada ben kimim, neyim derken yeriniz, masanız, iş arkadaşlarınız komple sizin motivasyonunuzla birlikte değişecek. Nefes almayı, daha kendinizi garantide olacağınız gösteriyor. Farklı bir kurumsala geçmek ya da bankadan farklı bir şubeye geçmek istiyorsanız bununla ilgili bir erkeğin yardımıyla güzel kapılarınız aydınlık olacak. Eğer ki kurumsaldan devlet, hem kurumsal yarı devlette çalışıyorsanız bu alanda netsiz olan şeylerde çok daha rahata erişme ve daha kendinizi güvende hissedeceğiniz, batıyoruz batmıyoruz derken daha derin bir nefes alacağınız sevgili yaylar gözüküyor. Yani Mart size hiç beklenmedik noktada haberler, çok fazla mailler, mesajlar, trafiği yoğun olacak, sizi motivasyonunuzu artıracak, fırsatların kazancını, ekstra kazançlar getireceği bir hafta. Gözünüzü bayağı iyi açın. Konuşmaları, konuştuğunuz insanlarla
ters düşmemenizi öneriyorum. Çünkü her konuşacağınız insan size farklı bir teklif yaratacak ve işinizle ilgili rahatlığı sağlayacaksınız. Serbest bir iş alanında ya da serbest bir alana girmek istiyorsanız bu dönem için ayın 11'i 17'si iş kapınız için daha sağlıklı, daha verimli olacak. Şu an böyle bir hata yaparsanız şu anki işinizde de risk altında ve bulunduğunuz noktada da çok sevildiğiniz için güven probleminizi yaşamanızı istemiyorum. O bir tarafın garantisi olmadan burayla ilgili bir veda konuşması istemiyorum. Kendi işini yapanlar da evet, kazançlar, mekan değişimi, yeni bir oluşum, hatta yeri büyütmek, yerin alanına restorasyon yapmak, farklı alanlar deneyebilir. Burayı daha güçlendirmek isteyebilirsiniz ve ailenizin desteği, yakın bir dostunuzun desteğiyle yerinizin daha güçlü ve daha iyi imkanlar sağlayacağınız gözüküyor. Yalnız ortaklı iş yapanlarda kredilerle ilgili aksilikler yavaş yavaş toparlanıp bulunduğumuz alanı daha büyük bir getiri ve bu alanı yurt dışı ile alakalı bağlantı kurarak ve işimizi daha sosyal alanda tanıtarak reklamı daha yoğun yapacak farklı fırsatlarımız var. Bu fırsatlar sizin için çok kaliteli ve kalıcı olacak. Mümkün olduğu kadar mücadeleye devam. Geçmişe ait iş mahkemeniz, para mahkemeniz çözülmeyen konular için artık mahkeme vermediyseniz mahkemeye vermeniz lazım. Haklarınızla alakalı noktada çok fazla oyalanacaksınız ve alamama gibi durumunuz var. Yasal olarak mücadelenize başvurmanızı öneriyorum. Şöyle bir bakıyorum sevgili yaylar. Evet, kendinizi maddi açıdan da güçlendirmek istiyorsanız bu sene yatırım, yani Mart ayı sizin için yatırımların kapısı. İşlerdeki verimlilik sizin gücünüze güç katacak. Borçlarınızla ilgili rahatlatma, sadece alacak konusunda riskleriniz var, dikkat edin. Bir de uzun süredir farklı bir yere yerleşmek istiyorsanız, farklı bir şehre gitmek istiyorsanız bununla ilgili mücadele ettiğiniz noktalarda güzel fırsatlar var. Haydi şimdiden, başlamadıysan bile başla. İzmir'e mi gitmek istiyorsun, Van'a mı gitmek istiyorsun, Diyarbakır'a mı gitmek istiyorsun, İstanbul'a mı gelmek istiyorsun? Bunun için sürpriz mucizeler var gözüküyor. Yurt dışı ile ilgili maillerinizde olumsuz giden Şubat ayındaki noktamız Mart ayı bize daha olumluluk getirecek. Yani ilk 28 Şubat ve 6 Mart arasında maillerde olumlu diyaloglar, olumlu görüşmeler, hatta siz çağrılabilir. Yurt dışında geçici görevlere gidebilirsiniz. Şimdiden dil eğitiminizi de tamamlamanız gerekiyor. Biraz ilişki konusuna baktığım zaman bu ara sert açılar, yani işte bir takım ekip olacaksınız ama ilişkide bir takım ekibinden çok zıtlaşma, tartışma, istemiyorum, ilgisizlik, yorgunum, üstüme gelme sözleri çok fazla konuşulacak. Ben konuşmaları duyduktan sonra ilişkinizi bırakın. Çünkü karşı tarafın ne istediği belli değil. Bu ilişkiyi bıraktığınız takdirde ilişki ciddiyete gidecek. Ama ben idare edeyim, alttan alayım derseniz bu ilişki sizinle evlilik yoluna gitmiyor. Şimdiden kuralını koy diyorum. Özellikle spora meraklı olan ya da müziğe meraklı olan sevgili yaylar, size çok güzel enerjiler var. Bununla ilgili altyapınızı mutlaka güçlendirin. Orada tanışacağınız yeni bir ilişki var. Haydi oraya git ve yeni ilişkini tanı, evlilik yapacaksın. Uzun soluklu ilişkilerde de bazı aksilikler söz konusu olsa da geçici kırgınlıklar var. Yalnız bu ara ilişkinizde biri hasta olabilir ki ani gerginlik, üzüntü yaşasanız da sonu hayırlı diyorum. Evli çiftler, hiç olmayacak bir sürprizle eşinizin size güzel bir anahtar sürpriz var. Gözünüzü dört açın. Hatta çok şaşıracaksınız. Hatta bu ara evinizde doğum günü kutlaması kim varsa güzel bir yüzük, güzel bir hediye sizi bekliyor. Kırılan kalbinizi eşiniz ya da siz eşinizi tamir edeceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Uzun soluklu kırgın olanlarda artık gerçekten birbirimize ait olmadığımız yeni heyecanlar, yeni enerjilere doğru ilerliyorsunuz. Bu ilerlerken şu anki ilişkiniz bitmeden böyle bir hata yapmayın. Haklarınız ziyan olur, uyarıyorum diyorum. Çocuklarınızla iletişimde bu ara gereksiz tartışmalar, gereksiz konuşmalardan, onları aşağılamanızdan uzak tutun. Gidin kendinizi aşağılayın. Çünkü çocuklarımızı çok fazla başkalarına benzetiyoruz. O çocuk sizin, başkasının çocuğu değil. Yani komşunun oğlu başarı almış, komşunun... Hayır, o sizin çocuğunuz. Onun başarısı bu kadar. Saygı duymayı unutmayın. Çok incitiyorsunuz. Ev hanımları, bu ara çocuklarınıza çok değer verip şımartıyorsunuz. Eğitimleri var. Mümkün olduğu kadar şımartın ama eğitimleri de aksilik görsün istemiyorum. Bu ara anne, çocuklar bir yüzme kursuna yazılın. Eksik noktalarınız var. Çocuklarla daha güzel, kaliteli vakit geçirebilirsiniz. Sağlık olarak çocuklarımız, özellikle katarak problemi olabilir yaşlılarımızda, ihmal etmeyin. Bir de özellikle sevgili kadınlar, bu ara kanama
boyamalarınız, regli dönemlerinizde bazı sıkıntılar olabilir. Bir kadın doğumcuya gidip burada ne sıkıntınız var göstermenizi öneriyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Tabii ki evinizdeyim, siz de benim mutfağımdasınız. Şubat ayı yaşadığınız bazı krizler, Mart ayı yeni çevre, yeni oluşum, yeni fırsatlar, arkadaş eleme, kendinizi bulma ve bulma ile birlikte kendinize fırsatlar arama. Yorgun Şubat ayını geride bırakıyoruz. Mart ayı enerjimize, motivasyonumuza, iş çevremizdeki aksilikleri çözmek için çok iyi bir dönem olacak. Kendinizi daha verimli ispatlayacaksınız. Haklarınızla ilgili savaşma yönünüz, iş ekip arkadaşlarınızla birlikte çalışmanızın daha netliğe kavuşma evresi. O yüzden güzel bir hafta, keyifli bir hafta. Gerçekten sizi mutlu edecek. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz. Birlikte oluyoruz, unutmayalım. Kurumsal bir firmada yerinizle alakalı yaşayacağınız krizlere hazır olurken yerinizin değişmesine de hazır olun. Ve gideceğiniz noktada çok büyük sorumluluklar, yeni ekip, yeni arkadaş sizi zorlasa da çok büyük bir başarı elde edeceksiniz. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer işsizsiniz, iş konunuzla alakalı uzun süredir mutsuzluklar, gerginlikler yaşıyorsanız çok inanılmaz bir kapının size açılmasıyla birlikte tekrar eski enerjinize, tekrar motivasyonunuza, iş konusundaki özgürlüğünüze tekrar kavuşacaksınız. Devlette çalışıyorsanız, devlet alanındaki bazı risklerden dolayı haklı görünmemek, işe yapıyorum, başkaları kazanıyor diyorsanız artık sizin görünme enerjiniz, haklarınızla alakalı birileri sizi alkışla enerji toplayacak. Yerinizde farkında olmayarak birilerinin gözüne gelip yeriniz daha netliğe kavuşacak. Yani yorgun ocağı, şubatı geride bırakıyor. Mart bize daha iş anlamında enerjisi yüksek, daha verimli, daha kendinizi ispatlayacağınız nokta. Uzun süreli iş bir mahkemeniz varsa bu Mart ve Nisan ayı artık çözümlenecek. İşinize geri gitmek istiyorsanız hakkınız var ama ben paramı almak istiyorum diyorsanız bu hakkınız 3 parça şeklinde ödenecek ama eninde sonunda zafer sizin olarak gözüküyor. Eğer ki kendi işinizi serbest yapıyorsanız, eğer ki prim, satış üzerine işleriniz varsa bu dönem daha kazançlı, daha verimli, daha güzel şeylerin önünü açacağı ve özellikle de yurt dışı ile ilgili projeler, yurt dışı ile ilgili işler yapıyorsanız da fırsatlar açık olacağı bir dönem. Bu fırsatları da değerlendirebilirsiniz. Şanslı evreniz var diyorum. Kendi işinizden ve burayı yurt dışı ile ilgili çalıştırmak istiyorsanız, yurt dışı ile ilgili bazı kapı burayı kapatacaksınız. Yurt dışından şirket açma fikri olan oğlaklar bunu çok rahat bir şekilde başaracaksınız. Hem yurt dışı ekibiniz hem burayla iki yollu işler, size büyük kazançlar, güzel fırsatlar, hatta oturum hakkı ile ilgili de büyük mücadeleler verip bu haklar için de bu dönem başlangıç evresi yapacaksınız. Kendi işinizi yapıyor ve ortaklı kendi işini yapanlar da hiç beklenmedik bir iş teklifi, buraya üçüncü ortak, dördüncü ortak size mutluluk getirecek ve uzun soluklu ortağınızdan ayrılmak istiyorsanız da ortağınızın doğru konuşmasıyla birlikte kaliteli bir şekilde yol ayrımı söz konusu olacak. Uzun süredir birikmiş borçlarınız varsa çözemiyorsunuz ve bunlarla ilgili artık çıkmazdaysanız ailenizin satmaya çalıştığı bir yer Mart bitmeden çözülmüş olacak ve size bu borçlarınızla ilgili noktada çok büyük destek verecekler. Siz de derin nefes alıp kafanızdaki yorgun enerji bitmiş ruhunuz tekrar şarj olmaya doğru gidecek. Yine ne varsa ailede var diyeceksiniz. Merak etmeyin. Sevgilinizle ilgili bu ara hemen bir haritanıza şöyle bakayım. Biraz buğulu bakabilir. Dağınık bir kafanız olabilir. Ne yapmak istediğinizi bilmeyebilirsiniz. İlişkide şu ara daha çok iş ve para konusuna odaklı olduğunuz için ilişki şu an sizin için askıda olacak. Ama özellikle bitirdiğiniz, yakın bir dönemde bitirdiğiniz ilişki tekrar yeniden şans isteyebilir. Siz de onu seviyorsunuz. Hadi bir şans verin. Çünkü o sizi unutmadı. Siz de unutmadınız. Birkaç kez deneme yaptınız. Kafanız uymadı. Kafanız eskide kaldı. O ilişki şu an size hak ediyor. Uzun soluklu ilişkilerde de eğer ki evlilik, söz, nişan varsa evlilik bu sene ertelenebilir, ekonomi o evrelerde 2023'e kayabilir. Bu tarz konuşmalar sizi yıpratmasın. Sadece daha rahat, iyi bir hayat için bu fırsatlar söz konusu olacak. Özellikle hava yollarında çalışıyorsanız, hostesseniz, yurt dışından bir şirketten teklif var. Mutlaka hostsanız bile bu teklifi değerlendirin. Maaşınızda, çalışacağınız noktada da eğer ki evde çiftlere böyle bir teklif
isterse hanımınız ya da beyinizi yollayın. Buradaki kazanç sizi daha çok büyük rahatlığa erecek. Bazı oğlaklar ilişki konusunda boşanmaktan çok yalnız kalmak, ev içerisinde de olsak birbirimizle iletişimi biraz daha geride tutmak isteyebiliriz. Ama işinizin böyle seveceğim ruhundan dolayı daralıyor olabiliriz. Ne istiyorsun? Millet bunu bulamıyor. Sen ne istiyorsun diyeceğim ama sevgili eşlerinize de seslenin. Evet, yorucu ve işlerinizle ilgili kendinize çok ispatlayacağınız bir dönem olduğu için evdeki enerjinizi sadece işe odaklanmak istediniz ama onlara da bunu ifade ederseniz sevinirim. Yanlış anlamalara sebep olsun istemiyorum. Bu ara toprak alımı, toprak konularınız da daha ön planda olacak. Bir yakın bir dostunuzun ekonomik krizinden dolayı yerini satmak isteyebilir. Sizin üzerinize devredebilir. Bu ileride size sorun olabilir. Mümkün olduğu kadar başkasının arazisini üstünüze almanızı önermiyorum. Miras konularımız var. Bunlarla ilgili zaten destek alacaksınız ama baba kökünüzde bazı miraslar aile büyüklerimizle ilgili tartışmalara sebep olabilir. Hiç duymayacağınız laflar ön planda olabilir. Bu da biraz canınızı sıkabilir. Hiçbir şey yokmuş gibi değil. Ailenizin arkasında durmanız ama sert ifadeyle değil, yumuşak ifadeyle durmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, bu ara ilişki çok havada geziyorsunuz. Ruhunuz, gözünüz çapkınlıkta. Eğitimde hatalarınız var. Derslerinizde, altyapınızda sıkıntılarınız var. Özellikle çözmeniz gereken iki dersiniz var. Bunlara adapte olun. Aşk her zaman bulursunuz. Sevgili ev hanımları, bu ara en büyük sorunuz yatak oda ve çocuk odaları ve dolaplarla ilgili kırılma dökülmeleri var. Değiştirmek istiyorsunuz ama eşinizin ekonomik sıkıntından değiştiremiyorsunuz. Taksitle almaya karar verdi. Al kız, ev değişsin. Seni şimdiden tebrik ediyorum. Yap, çünkü hep idare et. Nereye kadar idare edecek? Git değiştir diyorum. Bu ara kemik, egzama, kaşıntı, kemik ağrılarınız söz konusu olabilir. Bir kemik ölçümü yaptırırsanız sevinirim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Evinizdeyiz, kahvemiz içiyoruz. Ben de burada kahve içiyorum, gerçekten söyleyeyim. Güzel bir hafta olsun ama şöyle söyleyeceğim. Aile içerisinde bazı şiddetli konuşmalar, sert atışmalar ve kırıcı sözler çok fazla ön planda olacak. Sevgili ev hanımları, sevgilisi olan çiftlerime sesleniyorum. Mümkün olduğu kadar haklarınızı savunun. Haksız durumda kalmayın. Bunu dikkate alın diyorum. Evet, işlerinizle ilgili, yerinizle ilgili değil, iş alanınızla alakalı bazı karışık olaylar, dosyalar, evraklar karışabilir. Toplantılarda hata yapılabilir. Bu hatalar sizin üzerinize kalabilir ve sizin dikkatsizliğinizde suçlanabilir. Mümkün olduğu kadar bu haftaki toplantılarınızda, iş görüşmelerinize, gideceğiniz yolculuklara tekrar kontrol edin. Hatalı siz olmanızı istemiyorum. Özellikle kurumsal bir firmada çalışıyorsanız bu ara toplantıların yoğun olacağını uyardım. Hatalara müsait. Ama yer değişimiyle ilgili beklentiniz ya da yöneticinizle ilgili konuşmanız gereken bazı noktalarınız var. Konuşun, yeriniz değişsin. Siz bulunduğunuz yerde benimle değilsiniz, mutsuzsunuz. Burayı da terk etmek istemiyorsunuz ama buranın sizinle ilgili bir gelecek planı olmadığını düşünürsün, kendi kendinizi kemiriyorsunuz. Haydi gidin, konuşmanız lazım. Siz oraya lazımsınız. Sizi çıkartma niyetleri yok ama senin kafan böyle kuruyor. Kendi işini yapanlar da farklı ortaklıklar, gelecek sürpriz oluşumlar size büyük kazanç getirecek ve yerle ilgili de sorunlarınız bitmiş. Taşınmak istiyorsanız yerinizi taşıyacaksınız. Yerinizle ilgili, fikirlerinizle ilgili olumsuz sorunları çözüp daha kendinizi, kendi işinizle ilgili motivasyonunuz, ortak sürpriz gelişmeler size şans getirecek diyorum. Ortaklı iş yapanlarda da bu ara ortağınızın ailevi sorunları, dışarıdaki sorunlar biraz iş hayatımıza yansıyor olabilir. Ortağınıza söyleyin, gitsin sorunlarını çözsün. Sen onun derdini düşünmekten işte aksilikler yaşıyorsunuz. Onu dinlemekten işte hatalar yapıyorsunuz. Kimde sıkıntı varsa biraz uzaklaşsın. Çünkü buranın rızkı ve bereketi açılmaya başlamışken sorun dinleyecek noktada değil bu iş alanı. Çünkü sıkıntılar var. Sıkıntılar bu hafta düzelmeye başlayacak. Başka sıkıntıları devreye sokmamanız lazım. Devlette çalışıyorsunuz ya da devlete girmek istiyorsanız bazı fırsat kapılarınız var. Bunu çok doğru değerlendirin. Özellikle bir kadından alacağınız destek işle ilgili pürüzlerinizi aydınlığa kavuşturacak. Uzun süredir işsizsiniz ve iş arıyorsanız biraz daha beklemeniz, yeni fırsatlar için özellikle Mart 12-14 arasındaki fırsatlar sizin için olumlu. Ama iş mahkemeniz varsa bu dönem mahkeme döneminiz. Bunlarla ilgili evraklarınız ya da avukatınız ya da siz bilinçli şekilde hazır olmanız lazım. Son duruşma, hata yapmanızı istemiyorum. Ailenizde cezaevinde olan ya da ceza yiyen kişi de özgürlük hakkına kavuşacak. Şimdiden avukatınızda bir eksik bir oluşum var. Bu eksik artıya geçecek. Bunun için de mücadele etmenizi
vermenizi istiyorum. Sevgilinizi mahkemeye vermiş olabilirsiniz. Sizi zora sokuyor olabilir. Büyük tartışmalar yaratmış olabilir. O sevgilinizden kurtuluyorsunuz ve özgürlüğünüze kavuşuyorsunuz. Bilginiz olsun sevgili kovalar. Eğer ki eski sevgiliniz size haksızlık yaptıysa ve hala canınız acıyorsa, onun da hayatı bir darmadağın olacak. Sizden hak ve helallik isteyecek. Buna da hazırlıklı olmanızı istiyorum. Bu arada sizin enerjinizde özellikle yeni bir aşk ve özellikle yeni bir iş ve ortaklığı imkanlar için çok güzel bir nokta. Bu ara enerjide aşk enerjisi var. Yakın bir arkadaşınıza ilginiz varsa itiraf edin. Onun da size ilgisi var. Uzun süredir aynı otobüse biniyor olabilirsiniz. Aynı yolu yapıyor. O karşılaştığınız kişinin de size karşı heyecanı var. Bu ilişki için adım atmanız lazım. Evli çiftlerimiz için bu ara evle alakalı aksilikler, evdeki parke, banyo, mutfakla alakalı bazı sıkıntılar biraz ilişkimize ve ev düzenimizi rahatsız ediyor. Ekonomik olarak da toparlayıp yaptıramadığın için evde bir gerginlik var. Herkes evi şikayet ediyor. Aslında ev uğurlu ve bereketli. Banyo mutfaktan başlayın. Sonra banyoya geçersiniz. Çünkü mutfak yemek alanımız ve eşiniz bu konuda çok yorgun. Aynı hanede çalışan çiftler için özellikle hanımınızın işiyle ilgili yeni bir değişim, yeni bir bölüm ve girmesi gereken sınavı başarıyla tamamlayacak. Eğer eşinizin böyle bir sıkıntısı varsa biraz daha beklemesi lazım. Biraz daha bu kapısı Nisan Mayıs'ı gösteriyor ama kadınlar için hemen bir yükseliş, güzel bir rahatlık söz konusu olacak. Boşanmak, ayrılık kararı verenler, evet kesinlikle evler ayrıldı, çocuklar tartışmaları başladı, huzursuz konuşmalar ve tehditkar konuşmalar var. Mümkün olduğu kadar alttan almayın, verin gazı, ne taraf ziyan olacaksa olsun ama can yakmadan olacağı için haklarınızı böyle tutun, asla bırakmayın diyorum. Bu ara evliliği böyle bir iyi bir kötü gidenler, dışarıdaki etkenlerin aklına uyduğunuz için ilişkide biri var gibi de davranıyorsunuz. Başkasının aklını konuşuyorsunuz. Eşiniz ya da hanımınız sizi aldatmıyor. Bence sizin hurafe düşünceniz. Başkalarının aklıyla hareket ediyorsunuz. Yapmayın diyorum. Rica ediyorum. Yurt dışı ile ilgili iş yapanlar için güzel fırsatlar var. Bunları fırsata çevirebilirsiniz. Sevgili gençler, üniversiteyi yurt dışında okuyacak sevgili gençler, bu konuyu başarmış, yapmış olacaksınız ama biraz adaptasyon, biraz dağınık ruhunuz var. Bu arada ilişkiye kafayı taktınız. Takmayın, eğitiminize devam edin. Sevgili ev hanımları, mutfak ve banyo değişirse ben mutlu olacağım diyorsun. Evet, değişecek. Sabırlı olman lazım. Son zamanlarda da evde telefonların da değişmesi lazım. Karar ver. Telefonun mu, evi, mutfağın mı? Mutfağın daha önemli. Telefonu sonra da halledebiliriz. Bir de bir kendi anne baba kadınlara sesi, kendi anne babanızdan bazı miraslar kardeşler arasında sıkıntı yaratacak, tartışmalara sebep olacak, küskünlükler olacak. Bunu da şimdiden uyarayım. Bu ara sağlık konusunda takıntılarımız, rüyalarımız, hissiyatımız, kafamız devamlı birileriyle konuşuyor diyoruz ya, yorgun bir enerjimiz var. Mümkün olduğu kadar bir psikolog zamanı geldi. Şimdiden gidin, enerjiniz değişsin. Mutlu kalın. Sevgili balıklar, evinizdeyiz. Ben hala kahvem bitti gösteremiyorum. Mutfağımdayım, siz de evindesiniz. Bir çay, bir kahve alarak bu hafta neler olacak? Sevgili balıklar, her birçok konuda hayatınızdaki değişimler. Mesela 11. ayın 11. evde çok fazla gezegen hareketiniz var. Yakın ilişkiler, yakın dostluklar, biriktirdiğiniz birikimler, yapacağınız birikimlerle ilgili bazı kararsızlıklar içerisinde olabilir. Birçok çevre değişikliği yaşayabilirsiniz. Eleyecek insanların mantığınız doğrultusunda eleyin. İşe yaramayacaklar, artık atma zamanınız geldi. Siz duygusal ve merhamet yönünüzden atamıyorsunuz. Haydi gitmesi gerekenlere izin verin, enerjinizi bir dağıtalım diyorum. İş konunuzla ilgili bir fırsat kapınız var. Size bir teklif, bir şube ya da bir ofis ya da bir sistem kurma. Eğer avukatsanız çok güzel fırsatlarınız olacak. Devlette hakim, savcıysanız size sunulacak fırsatlar çok keyifli olacak. Bunları değerlendirmenizi istiyorum. Devlette farklı bir kurumdaysanız, yerinizle ilgili belirsizlikler varsa netliğe kavuşacağınız bir hafta. Pürüzlerin çözme, daha rahat, daha keyifli hareket edeceğiniz bir nokta olarak uyarı veriyor. Mesela devletten kurumsala geçmek istiyorsanız güzel bir fırsatınız var. Yurt dışı ile ilgili altyapı oturtmak istiyorsanız bununla ilgili bu ara yazışmalar, konuşmalar, diyaloglar, görüşmeler olumlu geçecek. Karar sizin diyorum. Eğer ki kurumsal bir noktadan Dubai'ye gitmek, Amerika'ya ya da Almanya'ya gitmek istiyorsanız bu yazışmalarla ilgili başlangıçlar olumlu olacak. Yani yap, at denize, bekle, fırsatlar seni bekliyor.
bulunduğum noktada ben yerimi korumak, yerimde yükselmek istiyorsam, istiyorum diyorsanız, burada da değişimler ve haklarla ilgili gerçekten siz Nisan ortasına kadar yerinizde değişim, maaşınızla ilgili belirsiz giden noktalarda hak kazanma evreniz var. Şu an bunun altyapısını oturtacağınız, özgüveninizin daha rahat olacağı, enerjinizin daha keyifli akacağı bir nokta. O yüzden mümkün olduğu kadar enerjinizi aynı tempoda götürmenizi istiyorum. Bu ara özellikle sosyal medya, farklı iş alanları, iletişim, haberleşme konumunda çalışan sevgili balıklar için çok güzel sürpriz oluşumlar, ödüllendirilme, değer gösterilme, işinizde evet abi sen ya da evet hanımefendi sen bu işi yaptın diyeceğimiz sözler havada uçacak. Aferin diyorum değerli balıklar. Ama kendi işini yapanlarda da evet daha büyük reklam, daha büyük projeler, daha yenilikler içinde altyapı oturtma, start verme evreniz olacak. Şöyle bir hatırlatın. Bu ara sosyal medyaya kafayı çok takabilir ve sosyal çevrenizle alakalı noktayı yeniden değiştirebilir. Ve sizler için çok olumlu yeni anlaşmalar, yeni oluşumlar artı. Bu ara sanat ruhunuz ön planda olabilir, değişken ruhunuz ön planda olabilir, kafa gidip geliyor olabilir. Biraz kafayı sakinleştirmenizi öneriyorum. Ama aşk enerjisi muhteşem, güzel. Çünkü size yepyeni bir aşkla, taze bir aşkla tanışma. Uzun süredir kalbiniz boşsa bu hafta bu enerjiyi çok keyifli alacaksınız. Eğer ilişkinizle aranızdaki pürüzler bitmiyorsa pürüzleri iyileştirme haftanız. Geçmiş ilişkin geri gelecek mi diyorsanız hayır gelmeyecek ama size gelecek aşk geçmişi unutturup kalbinize daha büyük heyecan verecek. Geçmişi unutma zamanı diyorum. Sevgili evli çiftler, bu ara yatırım konusunda çok fazla ortak karar alıp yapmanız gereken yatırımlarla ilgili net konuşacağınız bir hafta olacak. Eviniz yoksa ev almak, araç değişmesi gerekiyorsa araç değişme konuları, ilişkimizle ilgili sert konuşmalar, daha birbirimizi anlayacak ifadeler söz konusu olacak. Güzel giden evli çiftlerde sürpriz anahtarlar, sürpriz kararlar içerisinde net. Hatta bunun içinde çocuk da alabiliriz. Üçüncü çocuk, ikinci çocuk heyecanını yaşamak isteyen balıklar bu fırsatlarınız var. Haydi bakalım bu heyecan iyi. Yalnız evliliği tehlike üzerinde olan, bu ilişkide soğukluk, konuşma diyaloglarında problem olanlarda tekrar birbirinizi denemek isteyeceksiniz. Bu deneme doğru ilerleyecek ama özellikle hanımınız biraz güvensiz olduğu için karşı tarafa inandırıcı olmanız lazım. Ona değer verdiğiniz, ona ifadenizi doğru yansıtmanız lazım. Çünkü o sevgiyle ilgili devamlı sizi yargılıyor. Ve devamlı eve gelip koltuk formatında oturursan kadından ne bekliyorsun? Biraz daha heyecanlı, biraz daha sürprizler katman lazım sevgili beyler. Sevgili hanımlarım da ev enerjisi çok fazla yorucu. Yani devam bu ara temizlik takıntınız, cam takıntınız, cam pimapen takıntınız var. Bu ara bunları değiştirmek, bir an önce Nisan gelsin de bunları değiştirelim. Bu sene bu camları silmekten yoruldum diyenlerde pimapen araştırması var. Ne? Bir de balkon dizaynı söz konusu olacak. Bu ara böyle bir balkona içe katmak, böyle düşünceniz olmuş gibi böyle bir enerji planlaması var gözüküyor. Boşanmak isteyenler için de biraz daha beklemeniz, acele etmemeniz. Çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz. Sadece yanlış ifade edip, yanlış konuşmalar, birbirinize gereksiz küskünlükler var. Bir ilişki terapisti bu evlilik için iyi olacağını düşünüyorum. Ama boşanması çok yakın olanlar gerçekten boşanmayı ya da davanız devam ediyorsa artık boşanmanın son noktasına geldi. Verecekseniz şansı kaybetmeyin. Çünkü siz de onunla ilgili seviyorsunuz ama zıt karakter olduğunuz için değişmeyeceğine inandınız. O yüzden boşanması mahkemede olanlar bir tarafın, iki tarafta birbirini dinlemeden yol ayrımına gidiyor. Yazık ettiniz diyorum. Bir şans daha lazımdı diyorum. Özellikle de kurtulmak isteyenler kurtulacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Sevgili gençler, ilişki heyecanınız çok fazla var. Sevgilinizle şu an tanıştığınız insanla evlilik planı yapıyorsun. Dur bir üniversiteyi kazan, ne halin varsa gör. Git üniversiteni bitir, ondan sonra evlilik planına gir. Sevgili liseye hazırlanan gençlerde, bu ara eğitim konusunda kafanız çok böyle karışık. Ne oku, ne yapsam, yapar mıyım, yapmaz mıyım? Hayır, sen yapacaksın. Sen başarılısın. Sadece hırslı değilsin. Hırsını hayatına geçirmen lazım. Sevgili ev hanımları, pimapene takılma, eve heyecan kat. Bu ara yemek rengin çok fazlalaştı. Akşam yemeklerini kes. Çünkü karın yağlanması, eşinin kalp problemi var. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Mutlu haftalar, keyifli haftalar. Hoşça kalın.